Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha hoş geldiniz. Bugünkü YouTube okulu eğitiminde YouTube kanal içerik fikirleri nasıl bulunur? Bunlardan bahsetmek istiyorum. YouTube'da bir video çekeceksiniz. Bunun için de bir içeriğe ihtiyacınız var. İçerik bulmakta mı zorlanıyorsunuz? Bununla ilgili YouTube içerik nasıl bulunur? Nasıl içerik üretilir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk kullanacağımız alan YouTube'un kendi arama motoru. YouTube'un kendi arama motoruna girdiğimizde diyelim ki biz bir oyun kanalıyız. Örnek veriyorum, PUBG Mobile yazalım. Zaten çıktı PUBG Mobile. Ne oluyor? PUBG Mobile yazdığımız zaman altında birçok video çıkıyor. Bakın. Yanına gidip şöyle bir tık yaptığımız zaman mouse'la ne oluyor? Uzun başlıklar göreceksiniz. Çünkü PUBG Mobile ile ilgili videolar çok fazla çekilmekte. Bu sebeple de bunu bu kelimeyle, yani PUBG Mobile ile oyunla rekabet etmek çok zordur. Rekabete düşürmek için de biraz daha uzun başlıklara ihtiyaç duyulur. PUBG Mobile yazdığınızda gerçekten bununla ilgili video çektiğinizde önermelerde ya da biraz daha yukarılarda çıkmanızda zorlanırsınız. Ama yanına canlı yayın, işte PUBG Mobile sandık açılımı ya da isim eklerseniz ne olmuş oluyor? Rekabet biraz daha düşmüş oluyor. PUBG Mobile Türkiye gibi. Ya da bir başka örnek verelim. GTA 5. Yine oyun kanalından gidelim. GTA 5 yazdığımızda, bakın ilk başta GTA 5 çıkıyor. Fakat GTA 5 ile ilgili direkt en üstteki kelimeyi kullanıp bir video çekersek yine rekabeti çok yüksek olur. Fakat işte GTA 5 online, GTA 5 gerçek hayat dediğimiz zaman ya da sadece evet bu şekilde diyelim, GTA 5 gerçek hayat. Bunu alalım yukarı. Bunu bu şekilde eklediğinizde yanına yine bir tık yaptığımızda bakın ne göreceksiniz? GTA 5 gerçek hayat kısmında, yani bu oyunla ilgili kişiler video yaptığında öne gelebilmek için İsimlerini öne getirmişler. İşte GTA 5 Gerçek Hayat Recep İvedik. İşte GTA 5 Gerçek Hayat Oyun Rotası gibi. Bunun gibi Murat'ın Hayatı, Faruk Hayatı. İşte bunlar da bu içerik takibi yapmış bu iki isim. Bakmış bu ismini bu şekilde koymuş. Bu da kendi ismini bu şekilde koymuş. İçerik takibi yapmış. Size içerik takibini ileriki videolarda daha da geniş anlatacağım. Bu sadece bu bahsettiğim şey oyun kanalıyla ilgili. Sizin diyelim ki bir yemek kanalımız var. Yemek kanalında diyelim ki patatesli börek yapacaksınız. Direkt ne yazarsınız? Patatesli börek yazarsınız. Şimdi bununla ilgili eğer yazacaksanız, bununla ilgili bir video yapmak istiyorsanız patatesli böreği yaptıktan sonra şöyle bir tık yaptıktan sonra şöyle yanına gelip tekrar tıkladığınızda patatesli börek kısmında eğer bir yemek kanalıysanız öne çıkabilmeniz için YouTube arama motorunu kullandığınızda şu çok dikkatinizi çekecek: patatesli börek el açması. Yani bu ne demek? Bazı insanlar gerçekten hamur yoğurabiliyor, işte yufkadan yufka açabiliyor. Bu sebeple de bu konuda, yani patatesli börek konusunda öne geçebilmek için el açması demiş. İşte patatesli böreğin çeşitleri var. Kol böreği, gül böreği, bunların içine de patates katılabiliyor. Ne bileyim, yanına kanalımızın adını da ekleyebilirsiniz. İşte yufkadan dersiniz, hazır yufkadan dersiniz, bu şekilde öne geçmiş olursunuz. Yani kısaca şundan bahsetmek istiyorum aslında. Siz eğer yeni bir kanalsanız, kanalınız
düşük, görüntülemesi düşük, izlenmesi zayıf, abone sayınız az, önermelerde az görünüyor dolayısıyla böyle olunca da. Bu şekilde uzun başlıklar atmanız gerekiyor. Konusu kısaca patatesli bir börekse el açması, kol böreği, gül böreği diye yanına ekleyebilirsiniz ya da patatesli börek işte bir tık daha böyle boşluk bırakıp yaptığınız zaman bakın yanında yaptığınız zaman şöyle yapayım tekrar yanında yaptığımda bu şekilde börek tarifleri çıkıyor. Ama bir boşluk bırakıp çıkarttığınız zaman nefis yemek tarifleri işte mesela anlatmak istediğim bu kanalımızın ismi işte el açması işte bir de nasıl yapılır. Çünkü insanlar bir şeyi ararken ne ararsa arasın ister YouTube ister Google arama motorunu kullanarak ne ararsa arasın nasıl yapılır nasıldır. En çok bu kelime. Yani bunlar genel. Nasıl yapılır kelimesi özellikle genel bir aramadır. Bu da bu şekilde kullanmış. İzlenmesi belli ki görüntülenmesi yüksek bir kanal. Bu sebeple de bu şekilde bu kelimeyle öne çıkabiliyorlar. İşte mesela Nefis Yemek Tarifleri çok bilinen bir kanal. Bu da kanalının adını vermiş patatesli böreğin yanına başlığı uzatarak. Hem kanalının adını koymuş hem de bu böreğin bu kanalda yapıldığını anlatmak istemiş. Mesela patatesli börek tavada. Bu da çok ilginç. Böyle bir kelime de alabilirsiniz. Çünkü daha aşağılara doğru gittiğinizde, yani yukarıdan aşağı doğru indiğinizde daha aşağılardaki kelimelerin yanına biraz daha başlık ekleyerek mesela evde patatesli börek tavada. Evde patatesli börek tavada gibi bir cümle eklediğiniz zaman ne olur? Biraz daha fark etmiş olur ve biraz daha öne çıkmış olur. En önemli şey burada izlenmeniz, görüntülenmeniz, abone sayınız çok önemli. Bütün bunlara dikkat ettiğiniz zaman gerçekten çok fazla izlenme alacaksınız. İzleyiciyi ne kadar kanalınızda tutarsanız, videonuzda tutarsanız o kadar izlenmeniz artar. Anlatmak istediğiniz konunun içeriğini söylediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi bir kenara yazarak yani mesela bu böreği yaparken önünüzde bir kağıt vardır mutlaka. Bunun yapılışını göstere göstere yapacaksınız. Büyük bir ihtimal hamurun nasıl açıldığını göstereceksiniz. Eğer hazır yufkadansa hazır yufkayı bir tepsiye sararken bunu göstereceksiniz. Bütün bunları gösterirken ne olacak? İzleyiciyi o videoya bağlamış olacaksınız. Dolayısıyla kanalınızın da artı videonuzun da izlenme oranı artacak, görüntülenmesi artacak ve dolayısıyla da abone sayınız artacak. Bunun dışında benim en önemli bahsetmek istediğim şey diyelim ki çok eski kanallar her zaman en önde oluyor. Onların çünkü abone sayısı fazla, görüntülenmesi fazla, izlenmesi fazla. Siz daha yeni yeni bir kanalsınız. Bu sebeple de çok önemli bazı taktikler vereceğim. Bu taktikler sayesinde siz ne yapmış olacaksınız? Diğer kanalların biraz daha önüne geçmiş olacaksınız. Öyle bir arama yapacaksınız ki o cümlede rekabet çok çok düşük olacak. Rekabet düşük olduğunda da bir patatesli börek kelimesini öyle bir cümlede geçirirsiniz ki sizin önünüzde daha önce var olan çok bilinen yemek kanallarının çok daha üzerine geçmiş olur ve çok daha fazla izlenme ve görüntülenme alırmış olursunuz. Bütün bunları daha sonraki videolarımda anlatacağım. İlk başta başlığa dikkat çekmek istedim. Neden diyeceksiniz? Başlık çok önemli. Başlıkta öne geçebilmenin önemini anlatmak istedim bu videoda. Daha sonra başlık açıklama ve etiketin ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Ve dikkat ettiyseniz herhangi bir tarif, mesela buraya ne yazarsam yazayım, hangi konuda yazarsam yazayım, şu an ben patatesli börek yazdım. Eğer sağ tarafa bakarsanız şurada vidaykü yazısını göreceksiniz. Vidaykü
Eğer yoksa kesinlikle ekleyin. Bunu eklemeyen kesinlikle çok pişman olur. Eğer eklerseniz ne olur biliyor musunuz? Mesela şu kanal, şu yemek tarifi, daha doğrusu beğeni rekoru kıran patatesli sodalı dilim börek. Yani yine içinde patates geçiyor. Bunu nasıl uzatmış? Bakın başlığa bakın. Beğeni rekoru kıran patatesli sodalı dilim börek. Bunu geçirirken de bakın dikkat edin. Altındaki anahtar kelimeler bu bir dahaki programı sayesinde görülmekte. Bir dahaki programının faydaları bunlar. Bir dahaki sayesinde şu videonun içinde geçen etiketleri görmüş olursunuz. Bu etiketlere bakarak işte mesela patatesli böreği şurada biraz daha değişik cümleler alarak bir iki cümlede kendiniz ekleyerek biraz da buna yakın benzettiğiniz zaman emin olun bununla yan yana gelmeniz imkansız değil. Bunun dışında Google arama motorunda da öyle bir rekabet kelimesi kullanacağız ki siz zaten öne geçeceksiniz. Öne geçtiğinizde siz bile inanamayacaksınız. Söylediğim gibi bazı teknikler var. Bu teknikleri hemen bir anda bir tek videoda bahsetmek istemiyorum. Şimdilik sadece başlığa dikkat çekmek istedim. Başlık çok önemli. Açıklama ve etiketler. Bunları da daha sonraki videolarda anlatacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. YouTube okulu eğitimini beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olursanız çok sevinirim. Faydalı olmasını dilerim. Hoşça kalın.